selam arkadaşlar, Serdar Başkan ben. Bugün ultra etkili lazer hedeflemeli bir tüf tüf yapacağım. Puh puh. Tüf tüf arkadaşlar, biz çocukluğumuzda ona tüf tüf diyorduk. Yani böyle bu kadar büyükten yapmıyorduk tabii ama böyle içine koyduğunuz herhangi bir aerodinamik dartı fırlatan, nefeste çalışan şeylere bunları diyorduk. Evet, bu böyle 35 mm kalınlığında, pardon 32 mm kalınlığında bir boru. Burasında da böyle bir şey var, konektör var. Burası 40, burası 32. Böyle kolay ağzım otursun diye bunu buraya taktım. Kaynatma kısmını göstermedim. Artık boru kaynata sıkıldınız. Ben de onu sunmaktan sıkıldığım için direkt böyle başladık. Şimdi bunun üzerine bir lazer takacağım böyle. Basit, uyduruk bir lazer. Zaten ne kadar tutarlı olacak bilmiyorum. Ama böyle taktığımızda baktığımız yeri bize gösterecek. Sonra da bu dartların yapımını anlatacağım. Önce lazeri buraya takalım. Evet, şurada bir çizgi var. Bu çizgiye hızlıca bunu sabitleyelim. Şimdi burada bir eksen var zaten. Bu ekseni bunu şöyle yerleştiriyorum. Aynen bu eksende mi? Bu eksende, yanlış bir yerlere bakmasın. Bunu buraya böyle tutturdum. Tabi bunu yakmak için üzerine bir kelepçe saracağım. Evet. Tuttu. Düz mü? Yani artık olabildiği kadar düz sanırım. Şimdi bir tane böyle deneme dartım var. Bununla deneyeceğim bunu, şu deneme dartımla. Bu biraz tehlikeli bir dart. Tehlikesiz de göstereceğim nasıl yapıldığını. Şimdi şunu bir off on yapayım. Önce çalıştıralım bunu. Bunu tutar mı acaba, bakalım. Bu muydu lazer olan? Evet, bu. Şimdi. Evet, bu gayet etkili bir şekilde bunu tutuyor. Şimdi bir tane deneme yapacağım. Deneme içinde nereye koyayım? Şuraya bir tane, şuraya mı koysam? Biraz daha uzağa bir tane tahta. Şuraya tahta koyacağım. Arkamı döneceğim. Kamerayı da ona göre ayarlayacağız. Bakacağız ne kadar etkili olacak diye. Evet arkadaşlar, şeyi, dartı borunun içine koydum. Şimdi lazeri açıyorum. Lazeri açtım. Evet, lazer, oraya bir tane dart tahtası koyduk. Şimdi bunu deneyeceğim. Bakalım planladığımız gibi gidecek mi her şey? Olmadı. Biraz daha yukarı nişan almam gerekiyor sanırım. Biraz ağır kaçtı. Şimdi bunu deneyeceğim. Duvara saplandı. Şimdi bir dakika. Şunu tekrar deneyeceğim. Bu arada bayağı nefes istiyor arkadaşlar. Bu boru biraz kalın olmuş. Biraz daha incesinden yapsak iyiymiş bunu. Şimdi tekrar deniyorum. Ah be, bu da olmadı. Biraz daha yaklaşacağım, duvarım mahvoldu bu arada. Evet. Bir şekilde vuruyor. Ama biraz yaklaşmak gerekiyor. Bu oklarımı biraz daha şey yapabilirim. Bir de onda kullandığım çivi biraz şey oldu, söyle adını. Büyük olduğu, büyük olduğu için de ağır oldu. Ağır olduğu için gitmiyor olabilir. Lazer bir şekilde yerini tutuyor. Lazer bir şekilde yerini tutuyor. Şimdi tekrar deneyeceğim. Çivi duvarda kaldı. Dart düştü. Şimdi bu dartlardan birkaç farklı çeşit yapacağım. Ve onlarla hedefi vurmaya çalışacağım. Evet arkadaşlar, böyle dartlar yaptım. Hatta bir de böyle cam kırmak için olanlarını yaptım bunun. Ucunda daha büyük böyle vida var. Tersten koyduğum bir vida var. Daha ağır oldukları için daha fazla momentumları var. Camları parçalayabiliyorlar. Bunlar da bir yerlere saplanabiliyorlar. Şimdi bunları nasıl yaptığımı bir göstereyim kısaca size. Evet arkadaşlar, böyle farklı şeyler var. Dartlar var. Bunlar cam ve bardak vesaire kırmak için. Bu da bir yere saplanması için. Bu da onun biraz daha büyük bir versiyonu, delmeli, duvarımı mahvedenlerden. Yani kendi duvarımı kendim mahvettim aslında ama her neyse, bunları şu şekilde yapıyorum. Bunlar böyle kalsın. Burada bir post-it var. Bu post-it'i alıyorum. Şöyle bir dakika, biraz da bant yırtmam gerekiyor. Biraz bant yırtıyorum. Sonra bu post-it'i yapışkanlı tarafından böyle katlıyorum. Bunu pek çok arkadaş biliyordur zaten. Ben biraz daha geliştirdim sadece bu tasarımı. Şöyle tutturduk. Bantla sabitliyorum. Düzgün yapıştırmaya çalışıyorum tabii ki.
Evet, sabitledik bunu bantla şimdi. Şöyle bunu ölçüyorum. Şurası bu şeyi. Ve fazla kısmı kesiyorum. Keserken de şöyle hafif böyle bir bombe vermeye çalışıyorum. Evet. Şimdi dart bu. Bunun çıkış ucu ama buradan rahatça girebiliyor. Şimdi bunun ucunu da kesiyoruz. Burayı kestik. Sonra mesela bu çivili bir tane. O yüzden buradan bir tane çivi geçirdim. Çiviyi buraya sokuyorum. Sonra da evet, sonra bunun içine biraz sıcak silikon sıkıyorum. Evet, biraz sıcak silikon sıktıktan sonra silikon soğuyup sertleştiğinde dart hazır. Evet arkadaşlar, bir sürü dart yaptım. Gördüğünüz, onları gösterdik detaylıca. Şimdi bu saplananlardan bir tanesini buraya yerleştiriyorum. Lazerim çalışıyor. Bakalım ne yapacağız? Biraz yaklaşalım bakalım. Evet, şöyle oradan nişan alıyorum ve atıyorum bakalım. Üçten vurdum bu sefer. Başka bir tane deneyeceğim. Şurada daha büyük bir tane vardı. Hemen göstereyim size. Şöyle bakın, vidalı bu şekilde bir dart. Bir de bunu deneyeceğim. Bu çok ağır oldu. Bunun için biraz yaklaşmam gerekiyor. Evet, bu biraz daha şey oldu. Biraz daha isabetli oldu. Lazeri bu sefer böyle tuttum. Sanki onun şeyi oldu, faydası oldu. Şimdi bir tane size atacağım. Bunun ucunda herhangi bir şey yok. Şöyle göstereyim. Burayı görüyor galiba o kamera. Evet, bunun içinde herhangi bir şey yok. Sadece silikon var. Bakalım bu neler yapacak. Size doğru atıyorum şimdi bunu. Oradan çekil istersen sen. Atıyorum. İyi gitti. Bu da koltuğa gitti doğrudan. Şimdi bir tane daha şu saplananlardan atacağım. Sonra buraya bir tane kırılacak bir şey koyacağım ve bir şeyleri kırmaya uğraşacağım. Evet, şöyle tutmuştuk. Bir daha atıyorum. Tam lazerin olduğu yere. Bunu çok beğendim. Bundan bir tane daha atmak istiyorum şimdi. Çıkarabilirsem ama bu çıkmıyor. Başka bir tane atacağım o yüzden. Şunu atayım. Evet, burada başka bir tane daha var. Bayağı ciğer istiyor yalnız bunu atmak. Şimdi buraya bir metal küre koydum. Metal küreye nişan alacağım. Bakalım üzerinde herhangi bir şey yapacak mıyız? Böyle büyük vidalı bir dartım var. Şimdi bunun içine koyuyorum. Bu biraz yamuk yumuk oldu. Ama bakalım herhangi bir çalışacak mı? Evet. Şu an tam üstünde. Bu bayağı sağlam oldu. Şimdi bununla bir şey kıracağım. Ne kıracağım? Şu küçüğü versene. Buraya küçük bir cam şey koyduk. Bunu atacağım şimdi. Vurabilir miyim? Bu çok küçük oldu biraz ama bakalım, deneyeceğim şansımı. Ah be. Çok ya, biraz daha büyük bir şey koymam gerekiyor sanırım. Şu dartlarımı bir toplayayım. Evet, hedefleri çoğalttım. Bir tanesinden bir tanesini vururum diye. Şöyle bir şey yapacağım. Biraz üzerine nişan alacağım. Şöyle. Güvenlik gözlüğü önemli arkadaşlar. Şimdi bir tane daha atacağım. Evet, güvenlik gözlüğü önemli dedik. Arkadan güvenlik gözlüğü geldi. Bunu takıyorum. Taktım. Evet, içine dart koydum. Şimdi şu vedalaşmak istediğim laboratuvar malzemesini atıyorum. Ah! Olmadı. Şurada bir tane dartım var. Bunu atacağım. Olmazsa dart toplayıp tekrar atacağım. İyi oldu. Şunu da kırmak istiyorum. Bir dakika. Dartlarımı alayım. Diğer dartlarım boyut değiştirdi galiba. Bulamıyorum. Şöyle büyük çivili bir tane dartım vardı. Onunla da şu arkadaşı yok edeceğim. Orada duruyor. Şimdi evet. Biraz üzerine.
Evet, sekti biraz. Acaba şu sadece silikonluyu mu atsak? Şurada silikonlu bir tane vardı, onu atacağım. Sadece silikon. Çivili burada dursun. Atıyorum. Dur, az kaldı. Az kaldı. Onu vuracağım. Neyse, zorlamayalım. Zorlamamakta her zaman fayda var. Evet, böyle şu 10 lira, 5 lira, lazer 5 lira. Bunların da herhangi bir maliyeti yok. Bant, silikon ve şeyle yaptığım. Böyle 20 liraya, aşağı yukarı 20-25 liraya gayet eğlenceli ve tehlikeli bir alet yapabiliyorsunuz. Ben bunu çok beğendim. Bunu Grant Thompson yapmıştı King of Random kanalında. Kendisini çok severdim. Çok erken aramızdan ayrıldı. Sanırım bir paraşüt kazası gibi bir şey geçirmiş. Her neyse, onu da görmüştüm. Çok beğenmiştim. Çok yetenekli bir abimizdi. Ben de yaptım. Gayet de güzel çalıştı. Bununla valla doğada falan hayatta kalabilirsiniz. Evet, lütfen arkadaşlar bu tarz şeyleri evde denemeyin. Bu zaten gayet tehlikeli bir alet. Biliyorsunuz bazı kabileler bunlarla hayatlarını sürdürüyorlar, avlanıyorlar vesaire. Her neyse, gayet güzel oldu tüf tüfüm. İnanılmaz çalıştı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bye bye.